Hırsız AKP! Hırsız AKP! Hırsız AKP! Hırsız AKP! Hırsız AKP! Hırsız AKP! Yosun yerlerini anlatan CHP'nin pankartıyla Hırsız AKP! Hırsız AKP! Hırsız AKP! Hırsız AKP! Hırsız AKP! Hırsız Tayyip Erdoğan! 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 Vay, bu ne halde? Vay, vay. 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 Vay
Burak Başkan merkezlerinde kurtulmak istiyor. Ancak hastaneler kendilerine kapalı duvar atıyor. Kesinlikle hiçbir hastane bu çocukları kabul etmiyor. İnsanlarımız perişan bir vaziyette iken malumunuz Fatih Belediyesi TÜRGEV denilen bu vakfa milyonlarca lira değerinde bir bina tahsis ediyor ve bu binayı 25 senede ücretsiz olarak veriyor. Ben şimdi Fatihlilerin bana sorduğu soruyu sizlere soruyorum. Bu kadar Fatih'te sıkıntılar varken, sorunlar varken
insanlarımız perişanken, insanlarımız aç diye bağırırken, insanlarımız işsiz diye bağırırken o kadar paraları Türkiye denilen vakfa hangi hakkı veriyorsunuz diye insanlar bana soruyor. Ben de basın mensuplarına, tüm kamuoyuna soruyorum. İnsanlar açken bu parayı sen hangi hakka dayanarak veriyorsun bu Türkiye vakfına? Buradan vakıf demişken arkadaşlar, inanın bu insanlar bu vakıftan da cılkını çıkarttılar. Normalde bu vakıflar zengin insanların kendi mallarının büyüklerini fakir fukaraya, insanlara ihtiyaç sahiplerine bahşetmesi için kurulan kuruluşlardır. Bu insanlar bu vakıfları malı götürme, hortumlama tezgahı olarak şu anda sunuyorlar insanlarımıza. Buradan Vakıf Bank'a da bir değinmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en hızlı ve en büyük kredisini Çalık Kurumu'na 375 milyon dolar bir parayı hiçbir teminat gösterilmeden veya çok cüzi teminatlar gösterilerek, daha henüz alınmayan Sabah ve ATV'nin teminatı gösterilerek bu paralar verilmiştir. Bu paralar kimlerin talimatıyla verilmiştir? Ben size soruyorum arkadaşlar, bu bankalar ufacık bir kredi için insanlarımızı intihara kadar sürüklüyorlar, insanlarımızı intihar ediyorlar. Yüzlerce insanımız bu bankalar yüzünden intihar etti. Ufacık bir kredileri ödeyemedikleri için devletin, milletin parasını, 375 milyon dolar bir parayı bu insanlar hangi hakka, hangi yetkiye dayanarak bu Çalık Kurumu'na veriyorlar, bu gazeteleri ve televizyonları satın alıyorlar. Burada bir yolsuzluk var, burada bir usulsüzlük var. Bunu Başbakanlık, Yüksek Denetleme Kurulu da kabul etmiştir, raporlarında belirtmiştir. Ancak biz vatandaşlar olarak hiçbir şey bilmiyoruz. Bu sorunlar hakkında, bu tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını yiyenler hakkında ne işlemler yapıldı ve ne işlemler yapılmaktadır? Bunun karşılığında hangi cezalar verilecektir? Biz bunları bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz bir usulsüzlük, tüyü bitmemiş yetimlerin hakları çiğniliyor, yeniyor. Kamu mallarına el uzatılıyor. Kamu malları kendi paralarıymış gibi, babaların malları mülkleriymiş gibi kendi yandaş kuruluşlarında peşkeş çekilmektedir. İnşallah biz seçimleri kazanırsak kesinlikle bunun hesabını soracağız. Halkımızın yanında olacağız. Belediyenin tüm imkanlarını, tüm kaynaklarını halkımızın hizmetlere sunacağız. Hakimimizin, kurularımızın yanında olacağız diye söz veriyorum arkadaşlar. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Türkiye İstoryonu'nda Arkadaşlar, biz demokratik haklarımızı her platformda kullanacağız. Halkımızın bize ilettikleri şeyleri biz de kamuoyuna, basına, eğer tabii hangi basınlar, basında artık yandaş oldu, artık Türkiye Cumhuriyeti'nde basında yandaş oldu, mahkemelerde güven kalmıyor ne yazık ki. Türkiye'nin adaletini bile çökerttiler, emniyetini çökerttiler. Bir paralel sistem diye bir sistem oluşturdular kendi kafalarına göre. Artık insanların neye güveneceğini bile insanlar bilemez duruma geldi. Hakikaten adaleti güveneceğiz ama adalet diyorsun, o adalet mi, bu adalet mi gibi acayip bir söylemler ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç bu şekle gelmemişti arkadaşlar, inanın. İstibdat dönemlerinde bile böyle bir uygulama yoktur. Öyle kanunda acıklatılıyor ki tam bir tek adamlık, tam diktatörlük yönetimine doğru bir giriş var. İnşallah halkımız bunu görüyordur. Halkımız buna gerekli cevabı Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi 30 Mart'ta sandıklarda verecektir. İnşallah 30 Mart'ta Türk milletinin hakimiyeti hükmü esas kılınacaktır. Saygılar sunuyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Hüsnü Sayın Erdoğan! Thank you.